YouTube kanalımızda başladı diyelim. Tweetimizi de atalım. Onur, şöyle başlayalım esasında. Onur Hocam, Cumhuriyet fikri ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklına ne zaman geldi? Abi, İstersen bununla başlayalım. tabii tabii abi başlayalım. Abi şimdi şöyle söyleyeyim ben. Mustafa Kemal'e bu Cumhuriyet fikri gösterilmedi. Yani daha harp okulu yıllarına dayanıyor bu Cumhuriyet fikri. Bunun sebebi de abi Mustafa Kemal'in daha dünyaya gelmeden öncesine bağlı. Daha Tanzimat fermanı yayınlandığında o zamanki fermanı yayınlatan paşalar onların içinde öğretim görevlileri var harp okullarında. Ve bunlar ağır cumhuriyetçi. Mustafa Kemal de böyle bir nesille büyüyor. Böyle bir nesil de harp okuluna gidiyor. Ve harp okulunda Fransız kaynağı oradan milliyetçiliği öğreniyor. Cumhuriyetçiliği öğreniyor. Ve böylece Cumhuriyet fikri oluşuyor. Yani bu İttihat Terakki'ye girdiğinde bile Mustafa Kemal Cumhuriyetçi ve İttihat Terakki'nin içinde de çok Cumhuriyetçi var. Hani gerçi tarihi her zaman başarını yazdığı için Mustafa Kemal'i konuşuyoruz. Ama işlerinde çok ağır Cumhuriyetçi olanlar da var. Öyle söyleyeyim abi. Peki ilk olarak Cumhuriyet kelimesi nerede geçiyor? Abi ben aslında bu konuyu biraz araştırdım. Mustafa Kemal'in dillendirdiği ilk Cumhuriyet fikri 1905-1906 yıllarında Şam'da görevdeyken başlıyor. Sınıf arkadaşı Müfit Bey var. Harp okulundan beri ve Şam'da görevi bitene kadar hiç yanından ayrılmayan bir subay bu Müfit Bey. Hatıralarında şöyle anlatıyor. Padişah'ın doğum günü kutlanıyordu İstanbul'da. Biz Şam'daydık. Çok şaşalı bir kutlamaydı bu. Havai fişekler falan patlatılmış. Yani öyle bir kutlama. Ve diyor Mustafa Kemal'le biz üzüldük diyor. Çünkü çok büyük topraklar kaybettik. Eski gücümüzde değiliz. Nasıl bu devleti toparlarız fikrindeydik diyor. İstanbul kanadı diyor. Çok güllük gülistanlık yaşıyordu diyor. Bu bizi üzüyordu diyor. Ve o akşam Mustafa Kemal'le bir şey içerken Mustafa Kemal Müfit Bey'e dediği laf şu. Bir gün cumhuriyeti ilan edeceğiz ve kişilere bağlı olan bu saltanatı yok edeceğiz diyor. Çünkü doğuştan böyle vasıfları var diye bir kişinin böyle geniş geniş törenler yapılması ne kadar yanlış değil mi diye Müfit Bey'e soruyor hatta. Yani ilk cumhuriyet lafı burada geçiyor. Hatıralara Aslında şöyle diyorsun, değil mi hocam? Yani 1905-1906 derken daha Cumhuriyet'in ilanından 18 yıl önce, 20 yıl önce bu fikir kafasında var. aynen öyle abi. Ve birçok subayım var. Ama bunu Mustafa Kemal çok rahatlıkla dile getirmiş yani. Çok rahatlıkla dile getirmiş. Hatta Aslında bir muhalif cesaret istiyor. çok büyük cesaret abi. Hatta ben şöyle muhalifliğini şöyle anlatayım abi. Farklı bir anıdan yola çıkarak. Bu anı da hanedan üyesidir. Vahdettin'in küçük kardeşi Sami Bey diye biri var. Herkesin bildiği gibi abi 31 Mart vakası diye bir olay var. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişi İttihat Terakki tarafından. Makedonya'dan bir ordu yola çıkıyor. Mahmut Şevket Paşa'nın ordusu. Ve bunun kurmay başkanı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal 31 Mart vakasında çok adı anılmıyor abi. Nedeni de şu. İstanbul'a Mustafa Kemal değil Enver Paşa giriyor. Yıldız Sarayı'nı Enver Paşa basıyor. Padişah görevden Enver Paşa alıyor. Bundan dolayı Hürriyet Kahramanlığı kısmını Enver Paşa kazanıyor. Mustafa Kemal değil. Ama Sami Bey şöyle bir anı anlatıyor. O gece diyor subaylarla Yıldız Sarayı'nda oturup çok sigara içtik, çok tartıştık. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir sistem kuracağız? Kimi padişah yapacağız? Ya da birini padişah yapacak mıyız diye tartışırken diyor. Arkam diyor kapıya dönün. Arkamda kapı var diyor. Kapıdan diyor biri bağırdı diyor. Cumhuriyeti niye ilan etmiyoruz diye diyor. Ben değişik bir fikir olduğu için diyor dikkatimi çekti. Döndüm bir baktım diyor. Genç bir subay. Renkli gözlü, sarışın. Çok güzel bakışlar olan bir subay diyor. Sordum etrafımı diyor. Bu kim diyor? Nereden çıktı bu Cumhuriyet fikri? Mustafa Kemal Bey dediler diyor. Bunu da 1940'lı yıllarda Londra'da bir Türk gazetesine ana olarak anlatıyor. Nereden nereye? Nereden nereye? Yani hanedan üyeleri bile aslında Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi olduğunu biliyor. Hatta şöyle söyleyeyim abi. Bir önceki programımızda da 19 Mayıs'ta da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını anlatmıştık. Evet, ona değinecektim ben de. Aynen öyle abi. O zaman da Şakir Paşa diye biri var abi. Bu eski
Bitlis valisi. İstanbul'da görev yapıyor. Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderecek ekibin içinde bu da. Yani imza atacak ekibin içinde, onay verecek ekibin içinde. Diyor ki elimizde 3 subay vardı. Bu 3 subayın en iyisi Mustafa Kemal'di. Tek diyor sıkıntılı yanı diyor cumhuriyetçiydi diyor. Ama yapacak bir şey yok diyor. En iyisi olduğu için onu görevlendir diyor. Yani hanedan üyesi Osmanlı hanedanlığı yönetimi de biliyor aslında Mustafa Kemal'in cumhuriyetçi olduğunu. Ama sadece o zaman Mustafa Kemal'in rütbe olarak böyle sivrilme olarak pek başarılı olmadığı dönem olduğu için çok böyle dikkat çekmiyor. Halbuki Mustafa Kemal her durumda kendinin cumhuriyetçi olduğunu belirtiyor. Öyle yanlış hatırlamıyorsam 19 Mayıs özel yayınında da konuşmuştuk. Kendini Samsun'a götürecek gemide bile asker bırakıyorlar raptı zapt altına alabilmek için Mustafa Kemal'i. Aynen öyle. Aynen doğru diyorsun. Peki onun kafasındaki cumhuriyet nasıldı? Buradan da başlayalım mı? Mustafa Kemal'in kafasındaki cumhuriyet nasıldı? Abi şöyle bir cumhuriyetti. Şundan örnek vereceğim sana abi. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi biliyorsun abi Samsun'a gidiyor, Hafza Evet. Genelgesi vesaire. Erzurum Kongresi'nde bir takım kararlar alınıyor. Ama Mustafa Kemal'in bu bir takım kararların dışında çok büyük bir hayali var. Bu hayali de Mazhar Müfit Bey'in hatıralarından okuduğum kadarıyla anlatacağım abi. Erzurum Kongresi yapılıyor ve o gece Mustafa Kemal odasına çekiliyor. Mazhar Müfit'i yanına çağırıyor. Mazhar Müfit aynen şu şekilde anlatıyor abi. Paşa beni yanına çağırdı. Mazhar Bey, akıl defteriniz yanınızda mı? Çıkartın, bakalım. Bir, cumhuriyet ilan edilecek. İki, harf devrimi yapılacak. Üç, şapka devrimi gerçekleştirecek. Dört, milliyetçilik yayılacak. Beş, altı sayarken ben altıncıda da defterimi diyor yere düşürdüm. Şok oldum diyor. Tam defterimi alırken paşa baktı ve güldü. Dedi ki, Mazhar Bey şok oldunuz diyor. Yani düşündüğü Cumhuriyet Erzurum Kongresi 1919, kurduğu Cumhuriyet 23, yani Erzurum'da aldığı kararların ne kadar değiştiğini görüyoruz abi. Ve Mazhar Müfit 1934'teki anılarında da şöyle devam ediyor. Meclis diyor ki Ankara'dayım, meclis bahçesinde oturuyorum diyor. Bir baktım Mustafa Kemal'in aracı geliyor. Selamlamak için bekledim, evime gitmedim diyor. Geldi ve Mustafa Kemal camı açtı. Bana dedi ki Mazhar Bey, akıl defteriniz yanınızdaysa çıkartın bakın hangi maddede kaldık. Sene 1934 Mustafa Kemal bütün devrimleri gerçekleştirmiş. Artık o akıl defterinde yapılmayan madde kalmamış. Yani esasında orada söylediği akıl defterini burada hesabını soruyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ve bütün devrimleri gerçekleştiriyor. Yani bu çok başka bir şey abi. Yani çok 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 güzel bir şey. İdealist olduğunu görüyoruz burada. İdealist olduğunu görüyoruz ve kafasında bir plan var esasında. O tutturmuş o planı ve o planı adım adım uygulamış. Tabii ki daha da hatta şöyle bir anı anlatayım sana abi. Farklı Asım Gündüz'ü belki bilirsin abi. Bu Asım Gündüz orgeneral Türkiye Cumhuriyeti döneminde. Ve Mustafa Kemal'in gene harp okulundan. Hatta Mustafa Kemal'i şu anda işte Fransız hayranı vesaire Fransız kitapları çok okudu, cumhuriyetçi oldu falan demelerine sebep bu Asım Gündüz orgeneral. Ama Asım Gündüz ilk başta hatıralarında şunu anlatıyor. Harp okulundaydık, biz padişahım çok yeşerdik sadece diyor. Biz bunu bilirdik diyor. Ama Mustafa Kemal Fransız kaynakları okurdu, özgürlüğü bilirdi, cumhuriyeti bilirdi, milliyetçiliği bilirdi. Bize Türklüğü Mustafa Kemal öğretti diyor aslında. Ve Mustafa Kemal 1913'te Sopya ateşçisi olarak atandığında yanında Asım Gündüz var, orgeneral. Asım Gündüz orada da diyor Sirkeci Garı'ndayken. Asım diyor tek kurtuluşumuz cumhuriyet. Cumhuriyet ilan etmek. Çünkü o zamanki iddiatçı subayların hepsinin tek konuştuğu konu bu vatan ne olacak? Nereye gideceğiz? Ve Mustafa Kemal her bu konu açıldığında sürekli söylemiş. Tek çare Cumhuriyet. Ve nereden nereye geldi? Valla nutkum tutuluyor. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına buradan tekrar minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Çok acayip bir dönem. Kurtuluş Savaşı döneminde cumhuriyetçi olduğunu nasıl belli etti peki? Hani Kurtuluş Savaşı esnasında. İşte abi dediğim gibi bu Erzurum Kongresi'nde Mazhar Müfit Bey'e aldırdığı notlardan bu sonuca varıyoruz abi. Mustafa Kemal 1903'ten 1923'e kadar Cumhuriyeti ilan edilene kadar bütün yakın arkadaşlarına
çok net bir şekilde yakın olmayıp hanedana bile anlatıyor bu durumunu. Pek de sevilmiyor abi açıkçası hanedan tarafından. Çünkü hanedanlık yok olacak. Bir sistem. Hanedan da pek işine gelmiyor. Genelde taş koyuyorlar. Hatta o dönem Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in çekişmesini hep okuruz. Çünkü Enver Paşa damattır. Enver Paşa'nın önü açılır. Çünkü cumhuriyetçi değildir. Mustafa Kemal'in hep önü kapanır. Çünkü yaşıtlardır. Aynı sene harp okulundan mezun olmuşlardır. Ama Mustafa Kemal'in bu cumhuriyetçi fikirleri, özgürlükçü fikirleri her zaman onu geriye atmıştır hanedan tarafından. Enver Paşa'yı öne atmıştır. Bu noktadan hareketle baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilanına kadar bir süreç var esasında. Evet. Yani bu süreç ilerliyor ve Mustafa Kemal biraz önce de dediğimiz gibi adım adım kafasındakini uyguluyor. Bu kafasındakini yazmış mı bir yere? Bunu merak ediyorum. Yani plan bu olacak, plan şu olacak yoksa kafasında mı oluşturmuş bunu? Yazılı belgeler var mı bununla ilgili Cumhuriyet'in ilanı süreciyle ilgili? Bununla ilgili abi en net kaynak Mazhar Müfit'in akıllı defteri abi. Ha, ondan önce de işte dediğim gibi Müfit Bey, Sami Bey, Asım Gündüz, Şakir Paşa bunların beyanları var. Ama net olarak kendi dikte ettirdiği olay Mazhar Müfit'te. Tamamen bütün devrimlerini tek tek yazmış. Esasında bunun kriptosu herhalde şeyin. Tabii ki. Zaten ilan edilene kadar kimseye de söylemiyor. Bu akıl defterini de kimseye göstermiyor. Hatta Cumhuriyet'in ilanı ilgilendiğinden Mazhar Müfit'in bile haberi yok. Öyle mi? Peki ilan nasıl gerçekleşiyor? Nasıl ilan ediyor Cumhuriyet'i Gazi? Şimdi şöyle ilan ediliyor abi. Sanılanın aksine herkes şöyle zannediyor. Bir paşa işte topladı. Kendiyle beraber toplam 8 kişi oldular. Oturdular. İşte bilmem ne masasındayken bir anda öyle Cumhuriyet'i ilan etmeye karar verdiler ve ertesi gün kalktılar, Cumhuriyet'i ilan ettiler. Bu tamamen abi yani asparagat bir durum. Yani tamamen paşaya atılmış. Büyük bir iftira olarak alıyorum ben bunu. Çünkü sorularında, cevaplarında abi görüyorsun hani bu harp okulundan beri bu paşa, Cumhuriyet fikri hep var. Ve millet işte paşayı kötülemek için bu tarz fikirler öne sürüyor ama olayın gerçeği şu. 1923'ün Ekim ayının başlarında bir İçişleri Bakanlığı seçimi var. Ama düşündüğümüz gibi bu İçişleri Bakanlığı atamayla değil, meclis içinden bir kişi aday oluyor ya da bir veya daha fazla kişi. Meclis onayında oy çokluğuyla bakan seçiliyor. Ama ikinci grup diye bir grup var abi bu partinin içinde, yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bunlar kendilerini büyük, biz ikinci grubuz. Biz muhalefetiz. Veya bir yani günümüzün muhalefetiyle hiç kıyaslama. Çok ağır muhalefet. Çok ağır yani. Paşayı çok terletmişler. Ve bir türlü İçişleri Bakanlığı seçimi yapılamıyor. Artık paşa bıkkınlık geliyor. Kendi sarayına çekiliyor. Çankaya Sarayı. Çankaya Köşkü'ne, özür dilerim. Saraya alıştık abi. Çankaya Köşkü'ne çekiliyor. Ve Ali Fuat Bey geliyor akşam. Diyor ki paşam diyor bir İçişleri Bakanı seçemiyorum. 10 gün oldu, 15 gün oldu. Yapamıyoruz bu işi. Tıkandık diyor. Mustafa Kemal de diyor ki Fuat diyor, rahat ol. Bu işi ben kökten çözeceğim. Bu bahsettiğim olay Ekim ayılarının ortası. 25-26 Ekim'e geldiğimizde paşa Çankaya Köşkü'nde bir kış bahçesi hazırlığı var. Paşa tek başına oturuyor. Evde bu arada Latife Hanım var, Kılıç Ali var, Hasan Rıza Soyak var, sekreteri, genel sekreteri. Ama paşa tek başına bahçede kahvesini içmiş. Kahve, sigara yapıyor. Büyük ihtimalle devletin derin işlerini düşünüyor gene. Nasıl aşacağım bu sorunu diye. Ve Hasan Rıza Soyak yanına çağırıyor ve diyor ki Hasan, gel yanıma. Hasan Rıza Soyak yanına gidiyor ve cebinden bir kağıt çıkartıyor. Kağıdın üstü böyle kalman çorman bir yazı. Tek bir cümle. Cumhuriyet. Hasan Rıza'ya diyor ki Hasan Rıza bunu Adalet Bakanı Seyit Bey'e götür. Bir yasa tasarısı haline getirsinler ve bana sunsunlar. Ama diyor sakın diyor kimsenin haberi olmasın. Üçümüzün haberi. Üçümüzün içinde bir sır bu diyor. Hasan Rıza Soyak Seyit Bey'e gönderiyor. Seyit Bey bunu bir yasa tasarısı haline getiriyor. Mustafa Kemal'e sunuyor. Mustafa Kemal onaylıyor. Ama kimse bilmiyor bu durumu. Üç kişi biliyor sadece. Ardından 28 Ekim günü mecliste gene bir İçişleri Bakanlığı seçimi tartışması var ve paşa çok terlemiş. Yani perişan halde artık köşküne çekilecek. Akşam Fuat Bey'i, İsmet Paşa'yı, Hasan Rıza Soya'yı de beraberinde 4 kişi daha var. Bunlar mecliste paşaya bir şey danışmak istiyorlar ama bir türlü danışamıyorlar. Paşa çok hararetli.
Paşa da diyor ki bu konuyu diyor akşam köşke gelince anlatın diyor. Akşam yemeğine gelin diyor. Orada anlatın diyor. Şimdi diyor başım çok dağınık. Neyse akşam yemekler yeniliyor. Yemeğin ortasında Paşa abi bu Hasan Rıza Soyan anılarında geçer abi. Yemeğin tam ortasında çatal ve bıçağını Paşa sert bir şekilde masaya vurarak efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. Herkes bir şok içinde. Bilinen yani normalde konuşulan Paşa'ya iftira atıldı dediğim olay şu. Bu hepsi biliyordu. Oraya gittiler, Evet. yetiştiler, dağıldılar, cumhuriyeti ilan ettiler. Öyle bir şey değil. Sadece Seyit Bey, Hasan Rıza Soyak ve Paşa biliyor. İsmet Paşa dahil kimse bilmiyor ki yarın cumhuriyeti ilan edecek. Bu an bir şok yaşıyorlar ama bu şok olumlu bir şok. Kötü bir şok değil. Ve abi o kadar mutlu oluyorlar ki ikisi birden cebinden silahını çıkartıp Çankaya Köşkü'nün tavanlarını delik dişik ediyorlar abi. O kadar mutlu oluyorlar. O kadar sevinçli oluyorlar. Ve Valla. ertesi günde Cumhuriyet Bayramı ilan ediliyor. Valla sen anlatırken tüylerim diken diken oldu. Aslında hani biraz önce de senin söylediğin gibi adım adım gelirken 1921 anayasasında Milletin. hakimiyeti milliye kayıtsız şartsız milletindir ifadesi var. Evet abi bunu zaten şeyde biliyorsun Sivas'ta Erzurum'da bunları söylüyor. Mustafa Kemal abi aslında ya çok akıllı abi. Gerçekten çok zekalı biri. Çünkü 1903'lerde, 4'lerde, 5'lerde, 6'larda kurduğu hayali Mustafa Kemal 21'de de yapabilirdi. Ama yapmıyor. Zamanını bekliyor. Yani bir tane hocamız şey der hep. Hani doğmamış çocuğa don biçmez mi Kemal Paşa der. Çok doğru bir laf. Çünkü daha çocuk doğmamış. Niye Cumhuriyet desin? Bekliyor. Lozan'ı bekliyor. Ankara Anlaşması, Gümrü Anlaşması, Misak-ı Milliye'nin kabulü. Her şeyi. Yemini Bize bir hazırlar. Lozan'dan da bahsedebilir misin? Var mı böyle notların? Abi Lozan benim doğum günüm. Öyle söyleyeyim 24 Temmuz. O yüzden Lozan'a ayrı bir ilgim vardır abi. Yani saatlerce anlatabilirim Lozan'ı. Lozan abi sanılanın aksine hatta günümüzün Türkiye'sindeki gençler hep Lozan'a böyle hezimet gibi anlatır. Zafer gibi anlatmaz. Ama hiç büyük ihtimalle okumuyorlardır abi. Çünkü Lord Curzon var abi. Evet. İngiltere Dışişleri Bakanı. Diplomat bu adam. Bir de diplomat konusunda İngilizlerin ne kadar iyi olduğunu herkes çok iyi bilir abi. Hele o dönem teklerdir. Lord Curzon'un sekreterinin bile anıları var. Onları bile okudum. Ve abi anlatılanın aksine Lozan büyük bir başarı. Yani yok Musul'u verdik, Kerkük'ü verdik, 12 adayı verdik, işte onu verdik, bunu verdik. Ya biraz okusalar, biraz okusak daha doğrusu neyin ne olduğunu öğreneceğiz. 12 adayın Uşa Anlaşması'nda, Uşa Anlaşması'nın resmi adının Lozan olduğu, o Lozan'a birinci Lozan, bağımsızlığımızı kazandığımız anlaşmanın ikinci Lozan olduğunu anlayacaklar. Ama büyük İkinci ihtimalle okumaya... Lozan'da neler kazandık biz hocam? Abi Lozan gerçekten bu milletin tapusudur abi. Bir bağımsızlık mücadelesidir. Lozan. İki kere görüşme vardır abi. Yani iki kere biz İsviçre'nin Lozan şehrine gittik. Birinci de Şil Musul'un... Anlaşması diyorsun değil mi bu arada? Yok, ikinci Lozan'dan bahsediyorum. İkinci Lozan, okey. Evet, yani bağımsızlığımızı kazandığımız anlaşmadan bahsediyorum abi. İki kere görüşme oldu abi. Üç ay ya da 6 ay arası bir süre böyle geri geldi bizim İsmet Paşa. Çünkü Musul konusunda ve kapitülasyonlar konusunda çok nettik. Geri geldik. İsmet Paşa vatan haini falan ilan edildi. Yani çünkü şey zannediliyor, 12 adı İsmet Paşa bilmemiş, duymamış etmemiş de işte kulağa kötü işitiyormuş. O yüzden Berin Adaları demiş. Öyle kolay bir şey değil abi. Bunun meclisten bir onayı var. Yani İsmet Paşa imzalayınca direkt kabulü görmüyor. Bunun bir onay süreci var. Meclise gelecek bu. İngiltere'de de keza öyle. Meclise gidecek. İngiltere'de de 3 ay falan bekledi bu Lozan. Hani Sadece imzalanması yetmiyor. tabii ki de yani temsilcilerin imzalaması yetmiyor. Meclise gidecek, meclis de onaylayacak. Musul yüzünden biz geliyoruz. İkinci görüşmede konular anlaşılıyor ve Musul'u biz bir sonraki aşamayı bırakıyoruz. Diyoruz ki biz bunu özelde konuşalım, İngiltere onu diyor. Biz bunu ayrı bir konferans yaparız ama diyor şu anlaşmayı yapalım. Musul'u sonra konuşuruz diyor. Musul da abi şey Sait ayaklamasıyla beraber İngiltere güzel bir orada bir kundunaya getiriyor bizi. Musul'u kaybetmemize sebep oluyor. Lozan Anlaşması ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam Ege adaları silahtan arındırılıyor. Evet abi. Musul petrollerinden gelen bir gelirden bir yüzde alınıyor. Kapitülasyonlar kaldırılıyor. Diyeyim abi. Evet, 12 adada silahsızlaştırma var. Boğazlar'da keza öyle. Mustafa Kemal'in bir daha bir milliyetçilik yönü çok ağır basan bir insan. Yani ağır bir milliyetçidir. Çünkü iddiatçıdır sonuçta. Yani
milliyetçinin damarlarında gelen bu insanlar. Bundan da şöyle bir durum oluşuyor abi. Musul'u sonra yaptıkları için biz 1926'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Şey Said'e ayaklanması. Ondan sonra Musul'u veriyoruz. Veriyoruz ki Musul'un petrollerinden bir pay. Ama bu payı diyor taksitle istemiyoruz diyor paşa. Bize peşin verin diyor. Çünkü devlete yatırım yapılacak. Devletim ağı oluşacak. Biz peşin alıyoruz paramızı. Musul'u öyle veriyoruz. Ama Musul'da o dönem içindeki isyan edenlerin vebali onlardadır yani. Öyle söyleyeyim. Lozan'la birlikte aslında şöyle bir şey de oldu diyebilir miyiz? İngiltere bir prestij kaybına sebep oldu. Yani İngiltere'nin bir prestij kaybı oldu burada ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeleştiremeyeceklerini anladılar. Aynen abi. Hatta 2 sene önce bir ÖSS sınavı ya da KPSS sınavında çıkmıştı. O zaman dönemin İngiltere Başkanı 200 sene boyunca kan döktük, kazandık, masada kaybettik demiştir Lozan için. Bir daha. Biz 200 sene bu topraklar için savaştık, kan döktük ve kazandık. Ama benden önceki hükümet Lozan'da bütün kazananlarımızı geri verdi ve geri verdi demiştir. Yani masada kaybettik. Aynen öyle. Büyük ihtimalle İngiltere'nin masada kaybettiği ilk olabilir abi yani öyle söyleyeyim. Valla ağzına sağlık hocam. Cumhuriyeti aslında adım adım böyle irdeliyoruz. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Lozan'da bir taraf değil bildiğim kadarıyla. Değil Yanlış abi. bilmiyorsam. Onun içinde herhangi bir Lozan Anlaşması'nda şeyi yok. Taraf kirliliği yok. Yok. Tarafsız abi orada. Çünkü o zaman Amerika bu kadar etkin değildi. Dünyanın lideri o zaman İngiltere'ydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika palazlanıp dünyada söz sahibi oldu. Lozan Rumini Sarayı'nda imzalanmış bu arada. Evet abi. O zaman. Öyle bir göz attım şimdi. Rumini Sarayı olarak geçiyor. Hatta bir şöyle oluşuyor abi olay. O oteli taşınmamızın sebebi de Kruzo bir madde geçecek abi. Çok basit bir madde. Evet. İngiltere imzalıyor. Bizim otele geliyor. Arada mesafeler var. Bizden imzalanıyor. Geri gidiyor. Böyle Kruzo dedi ki ya çok şey diyor bu zaman kaybı diyor. Gelin bizim otele diyor. Hemen diyor anlaştığımız maddeyi hemen imzalayalım diyor. Biz o şekilde otele taşınıyoruz. Normalde İngiltere ile aynı otelde bile kalmıyor bizim temsilciler. Lozan Anlaşması'nın bir bölümünde Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bir telgraf gönderiyor. Bu telgrafın içeriğinde de şöyle yazıyor. Her türlü isteğimizi kuvvet yoluyla da kabul ettirmek yeterliliğimiz vardır. Askerlerimiz hazır, hatta sabırsızdır diye bir telgraf gönderiyor. Abi o konuya şöyle değineyim sana. Çok güzel bir konudur o. İngiltere Kruzo'nun bir lafı var abi. Diyor ki biz bridge oynayan iki kumarcıyız. Ama biz rakibin elini biliyoruz diyor. Yani şunu diyor abi. Telgraflar Bulgaristan üzerinden gittiği için İngiltere'nin elinde. Biz Ankara'ya İsmet Paşa bir konu Musul'la ilgili atıyorum ya da kapitülasyonlarla ilgili bir konu danışıyor. Cevap hem geç geliyor hem de İngiltere'nin bilgisi dahil mi gibi. İngiltere açıyor okuyor diyor ki bakıyor evet Türkler diyor bunu savunacak. Bu tezi sunacak önümüzdeki. Ve İngiltere bizim savaşamayacağımızı biliyor. Biz İngiltere'nin savaşamayacağını bilemiyoruz. Çünkü İngiltere de savaştan bıkmış. O zaman İngiltere'de hükümet düşüyor. Çünkü bıkmış artık insanlar savaştan. Hatta Kemal Paşa çok güzel şey İsmet Paşa'ydı özür dilerim. Çok güzel bir laf Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya çok güzel bir laf söylüyor. Diyor ki o zamanki dönemi unuttum başbakanını. Ben de İngiltere başbakanını devirdim. İsmet kendine geldi. Naif de bir insan aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal. Hani nüktedan lafı gediğine koyan. Tabii ki de abi. Yani o konuda çok, yani çok zeki bir insandan bahsediyoruz abi. Seni en çok etkileyen neydi hocam? Hani Gazi Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki'den bahsediyorsun. Hani en çok etkileyen nedir Gazi'de seni? Mustafa Kemal'in abi en çok etkilediği olay abi şöyle söyleyeyim. Harbiye yıllarında subayların sadece cuma günleri padişahım çok yaşa demesi dışında onlara bir şey kattığı, milliyetçiliği gösterdiği Türk diye bir kavram. Bu çok önemli bir şey abi. Çünkü Mustafa Kemal Fransız kaynaklarını çok okumuştur. Bunun nedenini şundan dolayı
Maalesef ki bizim Osmanlı devletimiz, biz hala onun devamıyız. Yani Osmanlı'yı iyileştirmek için kötülemek için söylemiyorum. Sadece eleştiri getiriyorum. Orta Asya tarihini, yani İslamiyet'ten önceki Türk tarihini hiç değinmemişler. Ama Fransızlar bizden daha iyi bir Türk tarihi yazmış. Çünkü biz hiç yazmamışız. Ne yazsalar ben daha iyi oluyor doğal olarak. Mete'yi yazmışlar, Teoman'ı yazmışlar, Dumika'nı yazmışlar, Tony Hukuk'u yazmışlar. Mustafa Kemal de bir milliyetçi akım içerisinde olduğu için İttihat Terakki'nin bu kaynakları okuduğu için Fransız kaynağını çok edinmiş, çok almış, çok okumuş. Ve böylelikle Fransa'da doğan bu akımda Mustafa Kemal de kendi payını çıkarmış, Türkiye'yi göstermiş. Beni en çok bu etkilemiş daha. Ya bir millete benlik kazanmış. Evet, yani çok önemli, millete kimliğini kazandırdı, kendi kimliğini verdi. Aynen. Bu noktadan hareketle şöyle Gazi hakkında şöyle eleştiriler de oluyor. Buna da cevap olsun. Hani bir Fransa hayranlığı var diyor. Hayır, aslında Fransa üretiyor, tarihi üretiyor ve Gazi onu takip ediyor ve çok iyi Fransızcası var bildiğim kadarıyla. Aynen öyle abi. Hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük yazı tarihçi yazarlarından biri Nihal Atsız var. Kimi sever, kimi sevmez ayrı bir konu ama iyi bir tarihçidir. Nihal Atsız yazdığı romanlardan bahsetmiyorum. Tarihi kitaplarının %99'u Fransız kaynaklıdır. Çünkü Fransa gitmiş. O zaman bilim adamları, Fransız bilim adamları Orta Asya'ya gitmiş, Ötüken'e gitmiş, Semerkant'a gitmiş, Ulan Batur'a gitmiş, Karakurum'a gitmiş ve Türk tarihini yazmış. Yani Türkler ise, yani Osmanlı'da bulunan Türkler ise İran'ın ötesini bilmiyor. Sadece İran'a kadar var. İran'dan sonrasını bilmiyor. Ha, 1905'ten 6'dan sonra Enver Paşa biraz bu akımı geliştiriyor. Hani Türklük akımını geliştiriyor işte. Türkistan hayali vesaire oluşuyor. Ama öncesi yok. Bu neden peki sence? Bu neden abi? Şundan çok milletli bir devlet. İmparatorluk adı üstünde. Evet. Yani şöyle oluşuyor abi. Selçuklu'da da böyle. Selçuklu tamam biraz Türk kimliği biraz var. Çünkü böyle ağır bir Müslümanlık yaşamıyor. Biraz böyle Bektaşi var bir İslamiyet'i kabul etmiş onlar. Her gelen devlet, Cumhuriyet tarihi de böyledir. Her gelen devlet bir önceki tarihten çok az bir bilgi alır. Kendi tarihini yazar. Kendi kahramanlarını yazar. Osmanlı da bunu yapmıştır. Tarihi 1299 Osman Bey'den alıp yazmaya başlamıştır. Hani evveliyatında hiç yokmuşuz gibi, dünyaya gökten inmişiz gibi bir tarih yazmıştır. Bu da aslında normal o dönem içerisinde. Seni bulmuşken hocam, birazcık da biliyorum özel ilgi alanının olduğunda İttihat ve Terakki'den de biraz bahsedebilir miyiz? Abi İttihat Terakki, ben hep şunu derim abi. Sana da demişimdir belki. Hani İttihatçılar ölür, İttihatçılık ölmez, İttihatçılık bir ruhtur diye. Mustafa Kemal de bunlardan abi aslında. Hani Mustafa Kemal'i böyle İttihat Terakki'den çok uzaklaştırdılar. Biraz geniş gireceğim abi bu konuya müsaadenle. Estağfurullah. Mustafa Kemal'in İttihatçılığı abi Harbiye'den mezun olur olmaz başlıyor Balkanlarda. Ama bir farkı var. Hatta Enver Paşa'dan en büyük farkı budur. Siyasete askerin girmemesi. Mustafa Kemal burada ters düşüyor İttihat Terakki'ye. Onun dışında tamamen İttihatçı. Ve 1923'e geliyor. 1926-27 İzmir suikastı. İzmir suikastinde ise İttihatçıları yargılıyor. Ama hangi İttihatçıları yargılıyor? Ütopik fikirleri olanlar. Yani buradan gideceğiz işte Semerkant'a kadar bir devlet kuracağız. Bunlar hep hayali. Yani inanılacak gibi değil. Hele o dönem Türkiye'sinde hiç inanılmaz. Mustafa Kemal bunları aslında ayıklıyor Cumhuriyet'ten. Çünkü kurucu unsur bunlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin İttihat ve Terakki kurdu. Bunları uzaklaştırıyor yönetimden. Kimini asıyor, kimini etiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde en son İttihatçı diye bildiğimiz Celal Bayar'dır. Celal Bayar'a mesela hiç dokunmamış. Hatta en son başbakanı Celal Bayar'dır. Celal Bayar 102 yaşında öldüğünde ben bir İttihatçı olarak ölüyorum demiştir. İttihatçı hala İttihatçı. Ama Mustafa Kemal onu uzaklaştırmamıştır. Hep yanında tutmuştur ve en son başbakanı da odur. Ama Mustafa Kemal İzmir suikastini bahane ederekten ütopik fikirleri olan hayalperest iddiatçıları ya sürgün etmiştir ya da asmıştır. Genelini asmıştır ama. Ama fikren gerçekçi olan iddiatçılara da her zaman rütbe vermiştir. Bu bahsettiğimiz isimler abi, hanedan üyesi Sami Bey hariç, hepsi ağır iddiatçı. Şöyle bakmak istiyorum. 19 Mayıs yayınımızı dinleyenler de fark etmiştik.
Cumhuriyet'in ilanı da belli zorluklarla geçiyor. Sen bunu 19 Mayıs programımızda da dediğim gibi anlatmıştın. Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Ne tür zorluklar çekiliyor? Abi şöyle zorluklar çekiliyor. Bir kere İstanbul hükümetinin bir baskısı var abi. Yani baskısı var. Hatta şöyle bir örneklendirme yapayım abi. İskilipli Atıf Hoca diye biri var. Hatta filmler de yaptılar işte. Şapka Kanunu'ndan dolayı asıldı falan filan diye. Halbuki İslam Teali Cemiyeti'nin başkanı Mustafa Kemal'in idamını vermiş. Kafir demiş. Yunanlılara kızdırmayın demiş. Halife'yi Yunanlılar koruyor demiş. Yani şu düşünebiliyor musun abi? Müslüman bir toplumdasın. Müslüman toplumun halifeliği korumuyor. Affedersin elin gavuru koruyor. Düşünmez miydi o zamanki toplum? Düşünmüş. Ve Mustafa Kemal gücü eline geçirmez. İskilipliği asmıştır. Şapkadan dolayı değil. Bu hainliğinden dolayıdır. Bunun baskısı da hükümetten gelir. İstanbul hükümetinden gelir. Çok ağır baskılar var Mustafa Kemal'e. Gel Mustafa Kemal'i işte İngiliz helikopterleriyle uçaklarıyla bildiri dağıtmışlardır. Eskişehir'e. Mustafa Kemal'i gördüğünüz yerde öldürün. Kafirdir, gavurdur. Yani düşünebiliyor musun böyle bir toplumu? Ve gidiyorsun abi herhangi bir Anadolu toprağına, Eskişehir'e, Ağrı'ya, Van'a. Düşünebiliyor musun abi? Yani her an biri seni öldürebilir. Çünkü halifenin fetvası var. Ve Mustafa Kemal de kendi nutukta da anlatır. Hayatının en çok korktuğu anı Kazım Karabekir'le karşılaşmasıdır. Der ki Mustafa Kemal, Kazım Paşa geldiğini öğrendiğimde çok korktum. İçeri geldi, beni tutuklayacak, belki de öldürecek diye düşünüyordum. Bana tekbir verdi, paşam emrindeyim dedi. O zaman çok rahatladım. Yani yaşadığı zorluğu düşünebiliyor musun? Yani çok ilgincime gelir benim böyle durumlar. Yani halkın bir kesimi senden nefret ediyor. Seni seven kesimi de bilmiyorsun. Bilmeyerek gidiyorsun. Erzurum'a bilmeyerek gidiyor. Sivas'a bilmeyerek gidiyor. Samsun'a bile bilmeyerek çıkıyor. Hatta anlatmışımdır. Belki 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında bir doğulu genç suikast düzenliyor Mustafa Kemal. Her an ölüm, yani kelle koltukta yaşıyor. Cumhuriyet ilan edilene kadar. Hatta şöyle de ekstra bilgi vereyim abi. İzmir suikastı sonuçlanıp hayalperest iddia terakkiciler idam edilene kadar Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiyor. Hiç gelmiyor. Çünkü dikenli bir arazi. İzmir suikastı sonunda bir temizlik yapıldıktan sonra bir sistem oturduktan, laiklik, ilkeler yerleştikten sonra İstanbul'a gidiyor. Neden? Çok güzel bir zemin var. Her şey yapılmış. Bütün devrimler gerçekleşmiş. Yer temizlenmiş. Hayalperestler yok olmuş. Peki finans ne durumda bu arada? Yani neyi var? Osmanlı mı finanse ediyor? Para durumu nedir? Hani Cumhuriyet'in ilanına kadar gelen süreçte? Mustafa Kemal'in finans durumu hele ki 9. Yardım Müfettişliğinden istifa ettikten sonra çok kötü. Yani köylü alttan falan böyle ceket alıp giyiyor yani kongreye katılmak için. O kadar durumu var. Kurtuluş Savaşı dönemi başladığında Rusya ile biz anlaştıktan sonra büyük bir Rus yardımını görüyoruz. Silah anlamında yani cephane anlamında büyük bir Rus yardımı var. Ama ondan öncesinde abi zaten savaşlar vesaire hani biraz tarihe baktığında abi savaş yok. Çünkü biz ilk başta Mustafa Kemal bir milleti uyandırmaya çalışıyor fikri. Fikirle, kalemiyle insanlar bir uyansın. Ondan sonra savaşalım. Yani ölü bir ruh savaşamaz. Bir canlandırıyor ruhu, bir kendine getiriyor. Bir milliyetçilik pompalıyor. Millet bir kendine geliyor. Ondan sonra da doğu sınırlarımızı hallettikten sonra Rusya'nın büyük bir yardımı olmuştur. Ve zaten Kazım Karabekir'in ordusu silahlarını teslim etmediği için Mondros mütakebesine göre Kazım Paşa'nın cephanesi var. Ve bir de İstanbul'dan bir takım paşalar bir şekilde biraz cephane gönderiyor ama tam sağlıklı gelmiyor onlar da. Kendi cepte ne var? Kendi cebinde. Hiçbir şey yok. Sadece Samsun'da yola çıkarken yanına aldığı, bugün de ben de memurum bilirsin abi, memurlara verilen harcırah ve bir maaş. O kadar. O kadar. O kadar. Keşke fazlası olsaydı abi çok daha güzel bir sistem bırakırdı. Yani sistem mükemmel de daha iyi bir Türkiye'yi bırakabilirdi. Elinden gelenin en iyisini yapmış. O kadar fabrikalar mükemmel şeyler yapmış ya. Keşke daha fazlası olsaydı daha neler yapardı. Bunlar yazıyor mu? Yani bu kalkınma planı, Cumhuriyet'in kalkınma planının anekdotları var mı?
Tabii ki de abi İzmir İktisat Kongresi diye bir kongre var abi. 5 senede bir. Tabii abi şimdi şöyle söyleyeyim. ABD, İngiltere gibi devletler böyle 60 senelik, 100 senelik projeler yapıyor. Tabii Türkiye yeni doğmuş bir çocuk olduğu için 5 senelik bir planlar yapılıyor. Ve bu planların %90 abi millileşmek. Hani Fransızların elinde olan demir yolunu alıyor, işte ticaret yapan gemisini satın alıyor kamu olarak, kamulaştırıyor, devletleştiriyor. Yani İzmir İktisat Kongresi'nde tamamen ekip biçmek, yani üretim ve kamulaştırma. Tamamen milli. Kalkınma. Evet abi, milli bir kalkınmadan bahsediyor Mustafa Kemal Paşa. Ve ölene kadar da öyle. Mustafa Kemal'in hani gerçekten Mustafa Kemal döneminde biz tarımda dünyada üçüncüyüz. Buğdaydaydı herhalde. Buğday da dünyada üçüncüyüz. 1954'e kadar böyle gidiyor. Ya Buğdayda dünya üçüncüsü. Üretimi görebiliyor musun abi? şöyle söyleyeyim, hani ben 1977 doğumluyum. İşte 7-8 yaşlarındayken nedir? Yıl 1985-86 diyelim. Konya tahıl ambarıydı. Evet. Hani bize öğretilen buydu ve işte oradaki arazinin seçimi yanlış, biliyorsam lütfen düzelt. Karadeniz bölgesinde esasında çayın olmayışı, Gazi'nin oraya çayı getirmesi, incelettirerek getirmesi gibi dahiyane fikirlerle de süslemiş esasında. Tabii ki de abi. Yani Gazi Paşa aslında belki de abi, bu yazılı kaynak değil abi, öyle söyleyeyim sana. Belki de daha Cumhuriyeti kurmadan çok görev aldı çünkü Gazi Paşa'mız. Trablusgarp'a gitti, Filistin'e gitti, Balkanlara gitti, Şam'a gitti, Irak'ı gördü, çok yer gördü. Büyük ihtimalle bununla bir çalışma yapmıştır abi. Yani Cumhuriyeti kurduğu anda nerede ne yapabileceğim, ne üretebilirim, neyi millileştirebilirim? Bunun kesinlikle bir çalışmasını yapıp ona göre bir yol haritası çizmiştir. Çünkü böyle bir kalkınma şekli yok abi. Yani gerçekten çok iyi yapmamışız. Ya uçak fabrikası kurabileceğini düşünebiliyor musun? Yani Hayal edebiliyor musun? tabii ki de yani Osmanlı'da abi şöyle söyleyeyim. Eski haritalara baktığımızda Konya Çölü diye geçer. Yani Konya diye geçmez. Konya Çöl diye yazarlar. Yani orada şeker fabrikası, şeker pancarı. Yani ben hayal edemiyorum abi. O haritalara baktıktan sonra şimdi Konya'ya bakıyorum. Hatta Cumhuriyet'in ilk yılındaki Konya'ya bakıyorum. Hayal edemiyorum. İnsan yokmuş o dönemler. Ve Osmanlı döneminde gerçekten üretim sıfır inmiş. Çünkü bu Umumi olayından sonra kasa teslim edildikten sonra borçlardan dolayı sıfır inmiş. Abi 15 sene sonra bambaşka bir Türkiye. Üretiyor. Konya'da üretiyor. Trabzon'da üretiyor. Dediğimiz gibi toplu bir kalkınma. Toplu ama bu işte abi hani kalkınmak abi çok zor bir şey değil. Ama liderin önemli abi. Önderin önemli. Doğru zamanda doğru hamleyi yapacak o lider önemli. Aynen Ki o kararı verebilecek bir lider önemli. Biz 1954'te gene abi kalkınabilirdik. Gene bir üretimde ilk üçe girerdik. Hadi ilk beşe girelim. Giremedik. 30'lara kadar geriledik. peki, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken senden birazcık daha Gazi Mustafa Kemal'in idealinin neresinde olduğumuzu soracağım aslında. Sesini Ve kapatır mısın? Ha, buyur abi. şimdi geliyor mu sesim? Şimdi iyi geliyor. Evet. Tamam. Gazi Mustafa Kemal'in idealinin şu anda neresindeyiz sence? Hiç siyasete girmeden ve yolumuz ne olmalı? Bunu sorayım sana. Abi şimdi Gazi Paşa'nın yaptıklarını yapmak bu devirde ne kadar uyumlu bilmiyorum abi. Ama bir insanın fikri önemli. Mustafa Kemal'in de idealisti ileri görüştüğünü bence baz almalıyız. Devlet ve millet olarak. Bunu pek yaptığımızı düşünmüyorum abi. Yani oranlasam abi şöyle söyleyeyim %20 diyemem. Çünkü Gazi Paşa'nın bıraktığı bir Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünüyorum abi. Fabrikaları göz önüne getiriyorum. Kadına verilen değerin, kadına mesleki yolda önünün açılması. Yani düşünüyorum gerçekten %15-20 falandır abi. Çünkü Gazi Paşa çok güzel bir devlet bırakmış. Yani oyunu kurmuş. Demiş ki oynayın. Yani en zor olan oyunu kurmaktır. Oyunu oynamak kolaydır. Oyunu oynayın demiş, biz oyunu bozmuşuz abi. Mutelendi galiba, pardon. Bizim kurtuluş reçetemiz zaten belli. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmak,
cumhuriyetimize sahip çıkmak diye düşünüyorum ben de. Çok doğru düşünüyorsun abi. Onun fikirlerini almak abi. Yani o dönem yaptığı değil de o dönem düşündükleri, ileriyi gördüğü fikirler, bunlar çok önemli bizim için abi. O zaman programımızı yavaş yavaş kapatırken sorular varsa Tabii. YouTube'dan sorular varsa onlara da yanıt verelim. Biz Onur'la, Mücahit kardeşimle, tanıştığımız herkesle oturuyoruz, Gazi'yi konuşuyoruz, Mustafa Kemal'i konuşuyoruz. Dönem dönem memleketin halini konuşuyoruz. Ama hepsi iyi olması için, cumhuriyetimizin iyi olması ve yaşaması için bir borcumuz var, onu ödüyoruz. Doğru diyorsun. YouTube'dan da soru yoksa Onur Hocam son sözlerini alayım. Gazi'yi ve Cumhuriyet'i bize anlattığın için teşekkür ederim. Hem böyle podcast tadında olması da dinlenirliği çoğaltacağını düşünüyorum. Son sözlerini alabilir miyim senden Gazi ve Cumhuriyet hakkında? Abi sana ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Altköy'ün Türkiye özellikle selam gönderiyorum. Ve herkesin Evet. Cumhuriyet Günü'nü kutluyorum. Cumhuriyete sahip çıkalım. Hasan Bey benim Onur Bey'e demiş. Onu bekleyelim istersen. Ben de son sözümü söyleyeyim. Bir şey soracak sanırım. Tabii ki alalım sorunuzu Hasan Bey. Herhalde yazıyor şu anda. Hasan Hocam yazarken biz de umarım keyifli bir Atatürk Cumhuriyeti kurmaya kaç yılında karar verdi diye esasında kısa bir özette hemen geçebiliriz Onur Hocam sonradan katılanlar için hızlıca. Mustafa Kemal abi Cumhuriyet fikri harp okuluna dayanıyor. Bu Evet. belli. Ama dinlendirdiği dönem Şam'da görev yaptığı dönem. Onu diyebilirim. Bunu da Mustafa Kemal anlatmıyor abi. Mustafa Kemal'in işte dediğim gibi harp okulundan Şam'da görev süresinin bitimine kadar yanından hiç ayrılmayan Müfit Bey hatıralarında bahsediyor bu durumu. Bu arada şey de söyleyelim istersen. Hani bunları sen anlatıyorsun ama hangi kaynaklardan bunlar senin bildiğin şeyler mi? Nelerdir acaba kaynaklar? Kaynaklar şunlar abi. Ben hatıra okumayı çok severim abi. Tarihe hep o açıdan bakarım. Hatıraları böyle bir karşılaştırırım ve resmi tarihle. Uyumluysa hatırayı kaynak olarak edinirim. Yani Vahdettin'in kardeşinden bahsettik Sami Bey. Bu 1940'lı yıllarda bu gazete küpüründe ben gördüm. Hatta bu röportajı da okudum ayrıntılı şekilde. Sami Bey'in 1940'lı yıllarda Londra'da bir Türk gazetesine verdiği röportajdan aldım. Müfit Bey Cumhuriyet'i görüyor. Cumhuriyet döneminde 1900 yanılmıyorsam 25 ile 30 arasında yazıyor bu hatıratını. Mazhar Müfit Bey var, Hasan Rıza Soyak var. Bunların hepsi hatıra yazıyor. Çünkü bunlar abi büyük bir olay gerçekleştirmiş. Koskoca bir 600 senelik devletin yıkımı ve sonunda bir cumhuriyet kurmuşlar. Doğal olarak genelde herkes Mustafa Kemal de dahil bir hatırat yazmış. Bu hatıratlardan yola çıkaraktan bunları kaynak olarak alıyorum. Teşekkür ediyorum. Hasan hocamın sorusunu tekrar okuyorum. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmaya kaç yılında kendi karar verdi demek istemiş sanırım. Hani ben Cumhuriyeti kuracağım. Erzurum Kongresi'nde bunu görüyoruz abi. Erzurum Kongresi'nde Mazhar Müfit Bey'e akıl defterine not aldırdığı dönem Mustafa Kemal'in resmi olarak Cumhuriyet fikrinin bu millete yapılacağı belirtilmiştir. Telkin edilmiş. Umarım doğru cevabı verebilmişizdir. Onur Hocam ağzına sağlık, bilgine sağlık. Hakkını helal et. Helal olsun abi ne demek. Çok teşekkür ederim dinleyen herkese. Biz teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Altcoin Türk YouTube kanalında bu tip yayınları her seferinde yapıyoruz. Coinlerle ilgili, Bitcoin ile ilgili, kripto para piyasası ve blockchain ile ilgili de konuşuyoruz. Ama bizim cumhuriyetimiz o ay yıldızımızın altında bunları yapıyoruz. Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve hürmetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.